Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda, bir videoda JavaScript öğrenmeye çalışacağız. JavaScript'in temellerini iyi bir şekilde almaya çalışacağız ve JavaScript'te hızlı bir giriş yapacağız. Ancak ben bu oynatma listesini oluştururken şöyle bir şey düşünmüştüm. Bir videoda Python, JavaScript, PHP, Go her türlü şeyi anlatabileyim. Ancak bunların sadece temellerini anlatıyorum. Yani burada öğrendiğiniz bilgiler sizin için tam yeterli olmayabilir. Ancak siz burada öğrendiğiniz bilgiler sayesinde JavaScript'te hızlı bir giriş yapmış olacaksınız. Ve aynı zamanda JavaScript'te kendinizi geliştirmek için gerekli motivasyona sahip olmuş olacaksınız. Şimdi ilk olarak JavaScript nedir? Bundan bahsedelim isterseniz. JavaScript, HTML sayfalarını daha dinamik ve daha interaktif hale getirmek için kullanılan bir programlama dili. Ancak HTML ve CSS bir programlama dili değil, JavaScript bir programlama dili ve biz JavaScript'te diğer programlama dillerinde olan tüm işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani diğer programlama dillerinde döngüler, koşul durumlar nasıl varsa JavaScript'te de bir programlama dili olduğu için bunlar aynı şekilde var. Ve JavaScript bizim client tarafında ve server tarafında çalışabilecek bir programlama dili ve client tarafında siz hem frontend geliştirebiliyorsunuz hem de server tarafında JavaScript ile beraber backend geliştirebiliyorsunuz. Ve şu anda günümüzde e, oluşturulan birçok framework JavaScript tabanlı olduğu için Türkiye'de ve yurt dışında herhangi bir işe girmek isterseniz sizin JavaScript'i çok 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 iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü artık teknolojiler ve ortaya çıkan frameworkler JavaScript tabanlı olarak yazılıyorlar. JavaScript dediğimiz gibi HTML sayfalarını interaktif ve dinamik hale getirmek için kullanılan bir program modeli ve biz de bu dersimizde bir videoda JavaScript'i öğrenmeye çalışacağız. Bilmiyorum kaç dakika sürecek ancak hızlı bir şekilde bunları görmeye çalışacağız. Şimdi JavaScript'te programlama yapmak için bizim iki tane şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi web tarayıcısı yani Chrome veya Firefox veya Safari olabilir. Bunlara ihtiyacımız var ve biz bu şekilde JavaScript'te direkt ön planda yani frontend tarafında çalıştırabileceğiz. İkinci olacak, ikinci kurmamız gereken, ikinci ihtiyacımız olan şey ise bizim bir tane editör veya IDE. Biz burada JavaScript kodlarımızı yazacağız daha sonra bunları çalıştıracağız. Ben bu ders boyunca Visual Studio kod editörünü kullanmaya çalışacağım. Bunu bana Eskişehir'e gittiğimde Tayfun Erbilen önermişti e, ve ben de çok sevdim. Ve neredeyse Python, Django ve diğer program dillerini neredeyse bu editör üzerinden e, çalıştırıyorum. Bu editör üzerinden geliştirme yapmaya çalışıyorum. Siz de bunu kurabilirsiniz. Ancak bunun yanında eğer bunu kurmak istemiyorsanız Sublime veya başka bir editör Notepad++ olabilir. E, bunu da siz kullanabilirsiniz. Şimdi Visual Studio Code'u indirmek için sadece şunu yapmanız yeterli. Ben buraya Visual Studio Code şeklinde bir şey yazıyorum ve daha sonra buraya Visual Studio Code'a geliyorum. Burada siz Windows indirecekseniz bu Download for Windows'u indirebilirsiniz veya Mac'e veya Linux'e kurmak isterseniz de bu package'lardan herhangi bir tanesini indirebilirsiniz. Ben şu anda Windows olduğu için Windows olan versiyonunu bilgisayarıma indirmiştim ve daha sonradan kurmuştum. Dikkat ederseniz şurada görünüyor. Siz de bunu indirdikten sonra ve kurduktan sonra dersimize devam edebilirsiniz. Evet siz Visual Studio kodu kurduğunuz zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Böyle bir arayüz gelecek. Şimdi ben bu masa üstünde bir tane dosya oluşturmak istiyorum. Daha doğrusu bir tane klasör oluşturacağım. Ve buraya one video şeklinde bir şey söyleyeceğim. da şöyle yapalım. İsmini yanlış girdik. One video şeklinde ben bir tane klasör oluşturuyorum. Daha sonra bu klasörü ben burada Visual Studio Code sayesinde açacağım. O yüzden burada File'a like geliyorum. Ve Open Folder diyeceğim. Şu anda masa üstündeyiz. Ve burada One Video şeklinde bizim bir tane klasörümüz bulunuyor. Klasör seç diyeceğim. Ve o klasörün şu anda arayüzü karşıma gelmiş oldu. Şimdi ben bunun altında istediğim dosyayı oluşturabilirim. Daha sonra burada programlama yapabilirim. Ancak bizim daha iyi bir şekilde bu JavaScript ve HTML sayfalarını kullanmamız için burada değişik eklentiler var. Onlardan bir tanesini indirebilirsiniz. Mesela ben buraya geldiğimde şu anda karşıma bende olan eklentiler çıktı. Django snippets, Django templates, HTML snippets şeklinde değişik snippetler çıktı ve siz de bunları indirebilirsiniz. Ve bunları indirmek için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela HTML snippet şeklinde bir şey yazıyorum. Karşım, burada HTML snippet'i çıktı. Bu bende olduğu için burada Insole seçeneği çıkmadı. Ancak sizde olmadığı için burada Insole seçeneği çıkacaktır. Veya şöyle bir şey indirebilirsiniz siz. Inteli Sense'ti galiba. Intellisense diye bir şey var dikkat ederseniz. Şuraya gelelim JavaScript için olan kısmını. Evet, burada JavaScript'tan TypeScript şeklinde bir şey yazıyor. Siz de bunu indirebilirsiniz. Bu, bu bende olduğu için burada install gelmedi. Ancak sizde gelecektir. Siz bunu indirdiğiniz zaman da bende olan eklentilere sahip olmuş olacaksınız. Evet, şimdi eklentilerimizi kurduk. Artık bir tane dosya oluşturmaya çalışalım. Buraya geliyorum. New file yazıyor. Tıklıyorum buraya ve bir tane index.html oluşturmaya çalışacağım. Bu index.html in içinde biz html kodlarımızı yazdıktan sonra devam edeceğiz. Evet şu anda html sayfamızı oluşturduk. Ben bu derse html ve css anlatmayacağım için ben daha önceden bunları yazmıştım. Ve bunları buraya direkt olarak yapıştırdım. Eğer bunlara ulaşmak isterseniz de ben daha sonra bunları GitHub'a yükleyebilirim. Siz bu kodlara direkt olarak sahip olabilirsiniz. Ancak zaten pek bir şey yok burada. Ben bir tane header, bir tane container şeklinde iki tane class almadım. Ve iki tane div oluşturdum. Ve birinci divimin ben burada header'dan oluştuğunu görebiliyorum. İkinci divimin de ben burada container klasından oluştuğunu görebiliyorum. Daha güzel bir görüntüye sahip olması açısından ben böyle bir HTML sayfası oluşturdum. Hatta bunu da şöyle görebiliriz istersek. Buraya geliyorum. Ve ben burada bu HTML sayfamı browser'da açmaya çalışacağım. Birlikte aç diyeceğim. Ve Google Chrome şeklinde bir şey söylüyorum. Google Chrome şeklinde bir şey dediğim zaman da benim burada HTML sayfamın bu şekilde olduğunu ben görebiliyorum. Burada biraz daha güzel gözükmesi açısından ben böyle bir HTML sayfası oluşturdum. Ve biz de bunun üzerinden işlemlerimize devam edeceğiz. Hatta şunu şöyle alayım isterseniz. Daha güzel bir şekilde görünsün. Şunu da şöyle çekiyorum. Ve biz sağ tarafımızda HTML sayfamız var. Sol tarafımızda ise burada biz direkt HTML'in içini görebiliyoruz. Şimdi artık biz ne yapacağız? Artık biz JavaScript'e geçebiliriz. Şimdi biz HTML sayfamız içinde JavaScript'te iki türlü kullanabiliyoruz. İlk başta ondan bahsetmek istiyorum ben. JavaScript'i şu şekilde kullanabiliriz. İlk olarak ben burada head etiketinin arasına geldiğim zaman ben JavaScript'te dışarıdan bir dosya olarak dahil edebilirim. Mesela ben burada şöyle geleceğim. Ben burada bir tane daha JavaScript dokümanı oluşturabilirim. Ve JavaScript dokümanı oluşturmak için de ben script yazıyorum. Ve daha sonra JS tarzı bir şey yazıyorum. Nokta JS uzantılı dosyalarımız bizim JavaScript dosyalarımız oluyor. Burada script isimde bir isim verdim. Ancak siz başka isimler de verebilirsiniz. Ve buraya yazdığım herhangi bir kod direkt olarak JavaScript olarak görünecektir. Mesela alert Murat şeklinde bir şey yazdığım zaman benim burada bir tane JavaScript dosyamın oluştuğunu ve içinde alert Murat şeklinde bir tane kodun olduğunu ben burada görebiliyorum. Peki ben bu script.js'i index.html'de nasıl tanıtacağım? Onu da şu şekilde yapabiliriz. Şöyle açacağım biraz. Direkt script src şeklinde karşıma bir şey geldi. Bu src bu js dosyasının, js dosyasının nerede olduğunu söylememizi sağlıyor. Js dosyamız bizim burada index.html ile aynı klasörde olduğu için ben burada direkt script. JS şeklinde bir şey yazıyorum. Ve böyle bir şey yazdığımız zaman da biz dışarıdan JavaScript'i dahil etmiş oluyoruz. Yani bir tane JavaScript dosyasını dahil etmiş oluyoruz. Ve burada yazdığımız her kodu artık biz bu HTML sayfasının içinde kullanabiliriz. Ancak ben bu derste JavaScript'i öğretmeyi amaçladığım için ben bu JavaScript'i dışarıda herhangi bir dosya olarak göstermeyeceğim. Yani dışarıdan dahil etmeyeceğim. Direkt ben burada script etiketlerinin arasında JavaScript kodlarımı yazacağım. O yüzden şunu kapatıyorum. Hatta şunu da siliyorum kafamız karışmasın diye. Ve JavaScript kodlarını yazacağımız script etiketlerini öğrenmenin vakti geldi. Şimdi JavaScript kodlarını biz nereye yazacağız? Biz body'nin altına yazabiliriz. Ve body'nin sonuna yazarsak da çok daha güvenli bir şekilde bu JavaScript'i yazmış oluyoruz. Çünkü biz JavaScript'te HTML sayfadan içindeki elementleri seçmek istediğimiz için eğer burada body'nin en başına yazarsak diğer elementlerimiz yüklenmemiş olabilir ve biz burada herhangi bir sıkıntı çekebiliriz. O yüzden diğer elementlerimiz yüklendiği zaman yani biz script etiketlerimizi diğer elementlerimiz yüklendikten sonra yazmamız çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden biz burada JavaScript kodlarımızı body etiketinin en sonuna yazmaya çalışacağız. Deminden dahil etmiştik dışarıdan biz JavaScript dosyamızı. E Ancak JavaScript'i şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Mesela ben buraya script şeklinde bir şey yazdığım zaman script'in arasına yazılan her kodum benim JavaScript kodu olarak karşıma çıkmış oluyor. Ve ben buraya yazdığım her şeyle buradaki HTML sayfasını yönetebilirim. Ve biraz daha dinamik ve interaktif bir şekilde bu sayfayı kontrol edebilirim. Mesela ben burada deneme anlamında şöyle bir şey yazmak istiyorum. Alert diyeceğim. Ve alert murat şeklinde bir şey söylüyorum. Bu alert bize bir tane küçük pencere açacak ve burada ekrana bir uyarı yazısı yazmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle geliyorum ben. Burada bu sayfamı yeniliyorum ve dikkat ederseniz karşımıza Murat şeklinde bir şey gelmiş oldu. Yani ben aslında şu anda bir tane JavaScript kodu çalıştırmış oldum. İşte biz JavaScript kodlarımızı bu şekilde script etiketlerinin arasına yazıyoruz. Aynı şekilde biz şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim JavaScript'imiz client tarafında yani kullanıcı tarafında çalışan bir dil olduğu için biz burada bu Chrome'un bir özelliğini kullanabiliriz. Ben burada Chrome'u açtığım zaman F12'ye tıklıyorum ve burada karşımıza bir tane konsol şeklinde bir şey geldi. Sizde element şeklinde bir şey geldiyse siz buna konsola basabilirsiniz. Ve burada JavaScript konsolunu görebilirsiniz. Biz JavaScript'te yazdığımız bütün kodlarımızı direkt burada test edebiliriz. Mesela ben burada JavaScript'te bir tane log şeklinde bir tane fonksiyonu kullanmak istiyorum. Bu log <laughs> fonksiyonumuz bizim ekranımıza daha doğrusu konsolumuza bir tane değer yazmamızı sağlıyor. Mesela burada Murat şeklinde bir şey söylüyorum. Bunu yaptığımız zaman da karşımıza Murat şeklinde bir şey görüyor. Veya burada alert şeklinde bir şey yapıyorum. Alert Murat şeklinde bir şey söylüyorum. Bu sayfada bir tane alert yazısının, bir tane alarm yazısının ben çıktığını görebiliyorum. Aynı şekilde siz JavaScript'te yazdığınız kodları test etmek için de veya hatalarınızı görmek için de bunu kullanabilirsiniz. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Buraya geldik mesela. Alert x şeklinde bir şey yazdık. Şimdi burada biz x şeklinde bir tane değişken oluşturmadığımız için bu sayfamız bize otomatik olarak bir tane hata gösterecek. Onu da görelim isterseniz. Bu sayfayı tekrar yeniliyorum. Ve burada dikkat ederseniz uncaught reference error x is not defined yani x tanımlı değil hatasını biz almış olduk. Yani siz burada kodlarınızda herhangi bir hata olursa direkt bu konsolu direkt bu hata ayıklama için kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu şimdilik kapatacağım. Ve artık biz burada temel her şeyimizi öğrendiğimize göre artık biz burada JavaScript öğrenmeye başlayabiliriz. Bunu da birazdan yapmaya başlayacağız. Evet artık JavaScript öğrenmeye başlayabiliriz. Ben burada 3 tane değişken tanımlamak istiyorum. JavaScript'e değişken tanımlamak şu şekilde olabiliyor. Ben var diyorum ve daha sonra değişkenin ismini burada belirtiyorum. Eşittir 20 şeklinde bir şey yapacağım. Ve diğer C ve C++ gibi dillerde olduğu gibi burada noktalı virgülümle ben bir tane komutumu burada tanımlayabiliyorum. Daha sonra burada bir tane daha ben değişken oluşturacağım. Sayı 2 şeklinde. Buna da 30 değerini vereceğim. Daha sonra ben bir tane daha değişken oluşturmak istiyorum. Sayı 3 şeklinde. Buna da 40 değerimi vereceğim. Şimdi ben bu 3 tane sayıyı toplayacağım ve bir alert yani bir alarm yazısı şeklinde bunları web sayfamda göstermek istiyorum. Ben alarm yazısı yazmak için deminden kullandığımız alert şeklinde bir tane fonksiyonu kullanacağım. Bu alertin içine yazdığımız her şey bu web sayfamızda bizim bir uyarı yazısı olarak görünecek. Mesela ben burada toplamları şeklinde bir tane string oluşturacağım. Daha sonra ben bu stringimle buradaki sayıların toplamını ekrana yazabilirim. Şimdi burada ilk başta bunları ben parantez içine alarak toplayacağım. Sayı 3 şeklinde ben bunu topluyorum. Ve daha sonra bunu bu şekilde yazmak istiyorum. Neden parantez kullandığımızı birazdan göreceğiz. O yüzden ilk başta çalıştıralım isterseniz. Bu sayfamı ben şu anda kaydettim ve daha sonra burada ben bunu çalıştırabilirim ve karşımıza toplamları 90 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi dikkat ederseniz burada biz stringlerimizle sayılarımızı direkt olarak toplayabildik. Bu Java'da da bu şekilde toplanıyorlar. Yani stringlerimizi direkt sayılarımızı toplayabiliriz. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Dikkat ederseniz biz burada parantezlerimizi bu şekilde kapattık. Ancak eğer parantez kullanmasaydık bakalım ne olacaktı. Tekrar çalıştırmak istiyorum. Bu dosyayı tekrar kaydettim ve tekrar çalıştıracağım. Burada dikkat ederseniz toplamları 20, 30, 40 şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi aslında biz burada toplam işlemi yaptığımız zaman hepsi burada string'e dönüştürülüyor gibi düşünebilirsiniz. Toplamları sayı bir dediğimiz zaman toplamları 20 şeklinde bir tane string'imiz oluşuyor. Daha sonra o stringimiz gidiyor burada sayı 2 ile toplanıyor. Yani yanına 30 yazılıyor. Daha sonra 40 ile toplanıyor. Yanına 40 yazılıyor. Bunu engellemek için de siz ilk başta bu sayılarımızı toplayabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim diğer dillerde olduğu gibi JavaScript'te de yine parantez içi en önce yapılan işlemimiz. Ben burada ilk başta bunları topluyorum ve daha sonra bu toplamların bu şekilde pardon kaydetmedik burayı. CTRL-S ile kayded kaydediyorum. Ve daha sonra burada bunu çalıştırıyorum. Toplamda 90 şeklinde bir sonucumuzu görmüş olduk. Biz JavaScript'te değişkenlerimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Mesela ben burada var A şeklinde bir tane değişken oluşturacağım ve bu sefer de bir tane stringi ben burada tanımlamak istiyorum. JavaScript şeklinde bir tane string tanımladım. Daha sonra var B şeklinde bir şey söyleyeceğim. Burada programlama şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra var C diyeceğim burada dili şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve ben buradaki 3 tane değişkenimi yine aynı şekilde alertle ekrana yazdırmak istiyorum. Ve bunları yine aynı şekilde toplayarak ekrana yazdırmak istiyorum. A artı B artı C şeklinde. Böyle bir şey yaptığımız zaman da yine JavaScript program dili şeklinde karşımıza bir tane yazımız gelmiş oldu. İsterseniz biraz işlem yapalım biz burada. Mesela ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. İlk başta ben var A şeklinde bir tane değişkenimi tanımlıyorum. Daha sonra bu değişkenimi burada değer vermek istiyorum. A10 şeklinde. Daha sonra ben bir tane B değişkeni oluşturacağım. A çarpı 2 artı 10 şeklinde ben bir işlem yapacağım. Bizim burada A çarpı 2 dediğimiz zaman A'mızın değeri 10 olduğu için burası 20 olacak. 20 artı 10 30 olacak ve B'mizin değeri de burada bizim 30 olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra ben bu B'min değerini ekranı yazmak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. B'nin değeri şeklinde bir şey söyleyeceğim ve daha sonra burada artı B diyerek de bunu alert yazısı şeklinde ekrana yazdırmak istiyorum. Ben değeri burada 30 olarak karşımıza çıktı. İşte bizim değişken tanımlamalarımız bu şekilde. İsterseniz birden çok değeri bir arada depolayabildiğimiz biz array'lerimizi görmeye başlayalım. Şimdi isterseniz array'lerimizi görmeye başlayalım. Array'lerimiz bizim birden çok değeri depolayabildiğimiz bir veri tipimiz aslında ve şu şekilde tanımlanabiliyorlar. Ben yine aynı şekilde buraya var şeklinde bir şey yapıyorum. Yani bir tane değişken oluşturacağım. Ancak bu değişkenin ben array tipinde bir şey olmasını istiyorum. de burada array şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve daha sonra ben burada köşeli parantezlerimi bu şekilde açıyorum. Ve ben burada hangi değerimi depolayacaksam onu girmem gerekiyor. Burada birden farklı veri tipinden değerlerimizi aynı array'de depolayabiliyoruz. Ancak ben şimdilik burada java, python şeklinde stringlerimi burada depolamaya çalışacağım. Benim şu anda array'imin içinde 4 tane elemanım var. Ve ben birden çok değeri bir tane array'de depolamış oldum. Peki ben array'de bunlara nasıl erişeceğim? Bunlara erişmek için ben indekslerimi kullanacağım. Ve array'lerimizin indekslenmesi diğer program dillerinde olduğu gibi burada da 0, 1, 2, 3 şeklinde ilerliyor. Yani bizim 0. indeksimizde burada Java'mız var. 1. indeksimizde Python'ımız var. Ve diğerleri de aynı şekilde ilerliyor. Ve ben bunların değerlerini ekrana yazdırmak için şöyle bir şey yapabilirim. Alert diyeceğim. Alert, array şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra bu array'in hangi indeksine ulaşmamı e, ulaşacağımı söylemem için de benim köşeli parantezlerimi bırakmam gerekiyor. Array 0 şeklinde bir şey söylüyorum. Ben burada array'imin 0. indeksini almak istediğimi söyleyeceğim. Burada web sayfamı tekrar çalıştıracağım ve 0. indekste bizim cevabın olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde ben diğerlerimi de burada bu şekilde ulaşabilirim. 1, 2, 3 şeklinde bunları ulaşacağım. Arda arda birçok e, alarm yazısı, uyarı yazısı ekrana gelecek. İlk başta alert array sıfır geldi yani Java'yı almış olduk, Python alıyoruz, C++ alıyoruz ve C'yi bu şekilde alarak biz işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz. Peki biz burada eğer alert array 4 şeklinde bir şey yaparsak bu sefer ne olacak? Bu sefer bizim dördüncü indeksimiz olmadığı için karşımıza bir tane hata gelecek. Java, Python, C++, C ve undefined şeklinde bir tane hatamız geldi. Bu undefined hatası array'in öyle bir indeksi olmadığı zaman ortaya çıkan bir hata. O yüzden biz bu hatamızı burada almış olduk. Peki ben oluşturduğum bir array'e nasıl eleman ekleyeceğim? Onu da şu şekilde yapabiliriz. Aslında bunun iki tane yolu var. Ben ilk yolunu ilk başta göstermeye çalışacağım. Dikkat ederseniz burada bizim Java, Python, C++ ve C şeklinde 4 tane değerimiz var. Ve bizim burada 4. indeksimiz yok. Ancak ben şu şekilde bir şey yaparsam 4. indekse bir tane değer eklemiş olacağım. array diyeceğim. Array'imizin dördüncü indeksine şeklinde bir şey söylüyorum ve eşittir php şeklinde bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada aslında array'ime bir tane değer eklemek istediğimi söylüyorum. Daha sonra burada alert diyeceğim. Ve bu sefer array'imin kendisini bastıracağım. alert array diyerek bakalım karşımıza nasıl bir şey gelecek. Burada Java, Python, C++, C vardı. Ve daha sonra biz burada PHP ekledik ve karşımıza PHP çıkmış oldu. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu siliyorum. Ya da şurayı sileyim sadece. Biz ereğimize normal bir şekilde ekleyebiliyoruz demiştik. Ancak ereyler üzerine değişik metotlar ve değişik özellikler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de erey nokta push şeklinde bir tane metodumuz. Bu push metodun içine gönderdiğim değer benim ereğime bir tane değer eklememi sağlıyor. Ben burada go şeklinde bir şey yazacağım. Ve go şeklinde bir şey yazdığım zaman da yine aynı şekilde ben eleyime bir tane değer eklemiş oluyorum. Bu şekilde biz bunları kullanabiliriz. Peki ben bir eleyin içindeki eleman sayısını nasıl bulacağım? Onu da şöyle yapacağız. Biz bunu eley demiştik. nokta Length şeklinde bir şey dersek eğer biz bu eleyimiz içinde kaç tane eleman olduğunu bulabiliriz. Ben buraya bastığım zaman eleyimiz içinde şu anda 5 tane eleman olduğunu ben görebiliyorum. Java, Python, C++, C ve Go'yu sonra eklemiştik. Go da burada yine eleman olarak bu eleyimiz içine yerleşti ve toplam eleman sayımız bizim burada 5 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bunlar bizim ereğlerimiz. İsterseniz şimdi de for döngülerimize bakmaya başlayalım. Evet şimdi de for döngüsüne bakacağız. For döngüsü diğer dillerde olan for döngüsüne oldukça benziyor ve şu şekilde yapacağız. Ben for şeklinde bir şey yapıyorum ve burada bir tane for döngüsü oluşturmaya çalışacağım. Ben burada bir tane döngü değişkeni var i eşittir sıfır şeklinde bir tane döngü değişkeni tanımlayacağım. Daha sonra buraya koşulumu yazacağım. i küçük 10 şeklinde. Daha sonra burada i artı artı şeklinde bir şey yazıyorum. Ve daha sonra ben burada bir tane for döngüsü oluşturmuş oluyorum. Bizim burada döngü ilişkimiz sıfırdan başladı. Koşulumuz ilk ondan küçük olduğu sürece ve her döngümüzün sonunda da i'mizi bir artırmak istediğimizi söyledik. Yani bu döngümüz 0, 1, 2, 3, 4 ve 10'a kadar gidecek şekilde bu şekilde oluşturulmuş oldu. Daha sonra ben bu değerlerimi yani i değerlerimi direkt konsola yazmak istiyorum. Onun için de console.log diyeceğim. Ve daha sonra burada i değeri şeklinde bir şey söylüyorum. Ve daha sonra bunun burada i'min değerini bu şekilde ben konsoluma yazmak istiyorum. Ancak bunları konsolda görmek için burada tekrardan konsolumuzu açıyoruz. Ve ben burada bu web sayfamı tekrardan çalıştıracağım. Web sayfamı çalıştırdığım zaman ben for döngüsüyle ekrana iyi değerlerinin yazıldığını görebiliyorum. Bu da bizim JavaScript'te kullandığımız for döngüsü. Zaten bu diğer dillerde olan for döngüsüne oldukça benziyor. Şimdi isterseniz biz while döngüsünü görmeye çalışalım. Ben burada bir tane while döngüsü yazmaya çalışacağım. Bu konsolumuzu şöyle biraz çekelim isterseniz. Ben burada bir tane while döngüsü yazmaya çalışacağım. While döngüsü de diğer dillerde olan while döngüsüne oldukça benziyor. Ben yine burada bir tane döngü değişkeni oluşturacağım. Bu döngü değişkenini ben sıfırdan başlatıyorum. Daha sonra while diyeceğim. Şöyle bir koşul yazmak istiyorum. i 100'den küçük olduğu sürece şeklinde bir şey söyleyeceğim. Pardon. Şöyle yapmamız gerekiyordu. Yine yanlış yaptım. Burada biz döngü bloğumuzu açıyoruz ve ben burada i değerlerimi ekrana yazdıracağım. Ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sıfırdan başlayarak yüze kadar gideceğim ve sadece çift sayıları ekrana göstermek istiyorum. Onun için konsol nokta log yapacağım. Ve burada i değeri şeklinde bir şey yazıyorum. Artı i diyeceğim. Ve benim burada while döngüsünün otomatik olarak artmadığı için döngü değişkenim. Benim burada özel olarak kendimin artırması gerekiyor. Ben burada i artı eşittir 2 şeklinde bir şey söyleyeceğim. i artı eşittir 2 şeklinde bir şey dediğimiz zaman da bizim burada e, her bir döngümüzün sonunda i değerlerimizin 2 artması gerektiğini ben burada söyleyebiliyorum. İstersek bunu böyle yazabiliriz veya bunu direkt i, i artı 2 şeklinde de biz bu i değişkenimizi i değerimizi artırabiliriz. Ancak burada Python'da olduğu gibi i artı eşittir 2 şeklinde bir şey yapabiliyoruz. Ve bu şekilde bizim i değerlerimizi her döngünün sonunda 2 artırmış oluyoruz. Ben tekrar çalıştıracağım burayı. Ve iyi değerlerimiz sıfırdan başladı. Ve yüze kadar gittik. Ve sıfırdan yüze kadar biz çift sayılarımızı bu şekilde konsolumuza yazdırmış olduk. Bu da bizim while döngümüz oluyor. Şimdi isterseniz biz ereğlerin elemanlarını bastırmayı, ereğlerin elemanlarını yazdırmayı görmeye çalışalım. Şimdi ben burada bir tane ereği oluşturmak istiyorum. Buraya geleceğim ve var sayılar şeklinde ben bir tane array oluşturmaya çalışacağım. Bunun içinde ben 32, 5 olsun, 1 olsun, 100 olsun ve eksi 1 olsun ve 90 olsun. Bu şekilde ben bir tane array oluşturmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz bu array'imizin direkt içinde kaç tane elemanı olduğunu bir sayılar nokta ile bu şekilde bulabiliyorduk. Yani ben böyle bir şey yaptığımda karşıma 6 şeklinde değerimin geldiğini görebiliyorum. Çünkü benim bu array'imin içinde 6 tane elemanım bu şekilde mevcut. Şimdi ben bu ereğimin içindeki her bir indeksi tek tek ekrana yazmak istiyorum. Bunun için ben aslında sayılar 0, sayılar 1, sayılar 2 şeklinde bunları tek tek ekrana yazdırabilirim. Ancak eğer benim ereğimin boyu çok yüksekse bunları yazmak benim için bir angarya olur. O yüzden ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi diyeceğim ki konsola ilk başta console.log diyeceğim ve burada array Elemanları şeklinde bir şey yazmak istiyorum. Dikkat ederseniz klavyeyi değiştirdim çünkü diğer klavye çok ses çıkarıyor gibi geldi bana. O yüzden bunu e, klavyeyi değiştirdim ve yeni klavyeye geçtim ya yani eski klavyeme geçtim. E, burada konsol nokta log yaptık. Ere elemanları şeklinde bir şey yazdık ve daha sonra ben bu ereyimin elemanlarını şöyle şu şekilde ekrana yazmak istiyorum. Şimdi ben 0 indeksten başlayarak sonuna kadar gitmek istiyorum. O yüzden ben burada i şeklinde değerimi sıfırdan başlatacağım. Ve benim bu i değerim burada sayılar nokta length'e kadar gidecek. Yani benim buradaki i değerlerim 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ilerleyecek. Ve daha sonra biz burada for döngümüzü oluşturmuş olacağız. Ve biz her döngümüzün içinde de burada ekranımıza konsol nokta log diyerek biz bu değerimizi ekrana yazdırmak istiyoruz. Ben bu eleman şeklinde bir şey söyleyeceğim ve daha sonra ne yapacağım? Sayılarımın o anki indeksini ben ekrana yazmak istiyorum. Yani sayılar iyi şeklinde bir şey yaparsam da o anki değerim benim ekrana daha doğrusu konsola yazılmış olacak. Ben burada bunu çalıştırdığım zaman karşıma benim ilk başta array elemanları şeklinde bir şey yazmıştık. Daha sonra bu elemanlarımızı tek tek indeks değerleriyle ekrana yazdırmış olduk. Ancak bu eleğin elemanlarını ekrana yazdırırken, konsola yazdırırken bir tane de pratik yöntemimiz bulunuyor. Ben şimdi onu göstermek istiyorum. Burayı şu şekilde sileceğim. Ve daha sonra şöyle bir işlem yapacağım. Diyeceğim ki sayıların üzerine tek tek gezin şeklinde bir şey söyleyeceğim. Yani sayıların eleğinin üzerinde tek tek gezin şeklinde bir şey söyleyeceğim. O yüzden for each şeklinde. Ben bir tane fonksiyonu kullanıyorum. Ve benim bunun içine bir tane fonksiyon göndermem gerekiyor. Bu fonksiyonları daha görmedik ancak bunun yapısı şu şekilde. Zaten her zaman da böyle kullanılıyor. İçine bir tane function objesi gönderiyorum ve bu function objesi for each döngüsü bunun üzerine gezindiği zaman burada sayı şeklinde bir tane değerimize buradaki tek sayılarımızı tek tek eşitleyecek ve biz de bu şekilde bu for each metodunu kullanabileceğiz. Ben burada direkt olarak şöyle bir şey yapabilirim console.log diyeceğim ve burada yine eleman şeklinde bir şey söylüyorum ve bu sayım benim burada elemin üzerine gezindiği için tek tek bu elemin değerlerine eşit olacak ve biz yine aynı sonucumuzu burada karşımıza görmüş olacağız. Biz burada for each şeklinde bir tane metodu da kullanabiliriz ve bu metodun içine biz bir tane function'ı function'ımız burada hangi işi yapacağımızı söylüyor. Function'ımızı bu şekilde gönderebiliriz. Bu da bizim for each şeklinde pratik bir yöntemimiz. Şimdi de isterseniz biz koşul durumlarımıza bakmaya başlayalım. JavaScript'te koşul durumlarımız C, C++, Java gibi dillere oldukça benziyor. O yüzden ben bunları direkt olarak örnek üzerinden göstermek istiyorum. Var A eşittir 5 şeklinde bir şey söyleyeceğim. Daha sonra var B eşittir 6 şeklinde bir şey söylüyorum. Şimdi ben burada iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmeye çalışacağım. Bunun için ben bir tane if koşulu yazıyorum. Ben bu if'in yanına bir tane koşul yazacağım ve eğer koşulum benim true'ysa yani doğruysa bu if koşuluna gireceğiz. Ancak değilse bu if koşulumuz çalıştırılmamış olacak. Ben burada diyeceğim ki a eşit eşit b midir şeklinde bir şey söylüyorum. Yani a'nın içindeki değerle b'nin içindeki değer eşit midir şeklinde bir şey söylüyorum. Ve eğer eşitlerse ben burada console.log diyeceğim. Ve burada eşit şeklinde bir şey söylüyorum. Bakalım bu bize nasıl bir sonuç verecek. Tekrar yenileyeceğim sayfayı. Ve şu an sayfamıza hiçbir şey gelmedi. Çünkü biz burada A ile B'nin eşit olup olmadığını kontrol ettik. Ve eşit olmadıkları için de biz burada if durumumuza girmedik. Ancak biz burada eğer eşit değilse şeklinde bir tane operatör kullansaydık şu şekilde. Bizim burada ekranımıza şöyle yapalım isterseniz. Eşit değildir şeklinde bir şey yapalım. Ve ekrana eşit değildir şeklinde. Burada bir tane log yazısının yazıldığını ben görebiliyorum. Bizim buradaki if koşulumuz tamamıyla bu şekilde. Şu şekilde örnekler de yapabiliriz. Bunları şurada silmek istiyorum. Daha sonra şöyle bir şey diyeceğim. 10 küçük müdür? 20 şeklinde bir şey söylüyorum. Ve 10 eğer 20'den küçükse Siyahut nereden çıktı? E, console .log diyeceğim. Ve burada Küçüktür şeklinde bir şey yapacağım ve biz burada farklı bir karşılaştırma operatörümüzü bu şekilde kullanmış olacağız. Tekrar çalıştıracağım ve küçüktür şeklinde bir işe gelmiş oldu. Ancak JavaScript'te diğer dillerde olmayan bir tane daha operatör bulunuyor. Ve bu operatör bazen gerçekten baş belası bir operatör olabiliyor. Çünkü siz bakıyorsunuz iki değer birbirine eşit değil. Daha doğrusu veri tipleri eşit değil. Ancak bunların sonucu eşit çıkmış. Nasıl olmuş? Hemen bakalım isterseniz. Şimdi ben bunu direkt örnek üzerinden göstermek istiyorum. Çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi biliyorsunuz, iki eşit eşit iki şeklinde bir şey dediğimiz zaman ve daha sonra console.log dediğimiz zaman bizim burada iki değerimiz eşit olduğu için evet, ekrana eşit şeklinde bir şey yazılacak. Ancak ben bu ikiyi burada şu şekilde bir string olarak yazarsam bakalım ekrana ne yazacak? Şimdi dikkat ederseniz, ekranda yine eşit şeklinde bir şey yazdı. Peki niye böyle bir şey yazdı? Javascript'te böyle bir şey var. Ee, biz burada tam sayıyla bir tane string'i kıyaslayabiliyoruz ve içindeki değerler aynı olursa ve biz de bunu bu operatörde değer kontrol edersek e, ikisinde eşit olduğunu varsayıyor ve ekrana bu şekilde eşit şeklinde yazımızı yazdırıyor. Ancak biz bunu engellemek için şöyle bir şey kullanabiliriz. Biz buraya bir tane daha eşit işareti koyarsak bu üçüncü bir operatörümüz oluyor. Yani farklı bir operatörümüz oluyor ve bu sefer de bu hem değerlerin aynı olmasını hem de veri tiplerinin aynı olmasını bakıyor. Yani biz bu operatörü kullandığımız zaman burası false gelecek. Çünkü burada veri tiplerimiz farklı. Yani biz burada şunu kaydedelim isterseniz. Biz burada konsolda hiçbir şey göremeyeceğiz. Çünkü bu operatör hem değerlerin hem de veri tiplerinin aynı olmasına bakıyor ancak ve ancak o durumda biz e, bu şekilde burayı turu çıkartabiliyoruz. Ancak burada eğer şöyle bir şey yaparsak hem değerlerimiz hem de veri tiplerimiz aynı olduğu için ekrana yine eşit şeklinde bir şey yazacaktır. Bu da diğer dillerde olmayan bir operatörümüz. Peki bu koşul durumlarda biz birden çok koşulu kontrol edebiliyor muyuz? Evet edebiliyoruz. Onun için ben direkt yine örnek üzerine göstermek istiyorum. Çünkü buradaki mantıksal operatörlerimiz bizim diğer dillerde olduğu gibi direk olarak aynı mantıkla işliyorlar. Şimdi ben eğer iki değerin de veya birden çok değerin de hepsinin true olmasını istiyorsam bunları benim and şeklinde bir operatörle bağlamam gerekiyor. Onu da hemen göstermek istiyorum. İlk olarak iki eşit eşit midir? İkiye şeklinde kontrol ediyorum ve daha sonra bir tane end operatörü kullanacağım. Ve daha sonra burada Murat eşit eşit Murat şeklinde bir şey yapıyorum. Ve daha sonra burada console nokta log diyeceğim. Burada evet şeklinde bir şey yazalım isterseniz. Şimdi biz burada ne yaptık? Biz burada bir tane operatörü kullandık. Bu bizim end operatörümüz ve end operatörü ile bağlanan koşullar genel sonucumuz bizim true olması e, isteniyorsa eğer bütün işlemlerin kendi içinde true olması lazım. Bizim buradaki işlemimiz true, buradaki işlemimiz true ve ikisi de true olduğu için genel sonucumuz yani buradaki sonucumuz true çıkıyor. Bu da end operatörünün bir özelliği. Ancak, ancak tek bir işlem bile false olursa bizim genel işlemimiz false oluyor. Yani ben burada Mehmet şeklinde bir şey söylersem eğer burada ekranda hiçbir şey göremeyeceğiz. Çünkü burada en az bir işlemimiz bile false çıktı ve biz bunları end ile bağladığımız için genel sonucumuz bizim false olarak karşımıza çıktı. Bu bizim end operatörümüz. Bir de or operatörümüz var. Bu or operatörü de şöyle bir operatör. Or operatörü de genel sonucun true çıkması için en az birinin true olmasına bakıyor. Yani aslında burada or operatörümüz diğerinin tam tersi mantığıyla işliyor. Yani end operatörünün tam tersi mantığıyla işliyor. Biz, burada bizim burası true. Burası false olsa bile en az birisi true olduğu için genel sonucumuz bizim true çıkıyor. Ve biz burada koşulumuzu çalıştırmış oluyoruz. Ben burada tekrardan bunu kaydetmem gerekiyor. <laughs> Tekrar çalıştıracağım. Burada evet şeklinde bir şey söylüyorum. Yani benim burada or operatörü ile bağlandığı, bağlanan işlemlerin en az bir tanesi bile true olduğu için genel sonucum benim true olarak çıkmış oldu. Ancak ben burada 2 eşit değil mi 2, burası false çıkacak, burası da false çıkmıştı ve hepsi false olduğu için de genel sonucum benim false olmuş oldu. Ve ben bunu kaydettiğim zaman ve tekrar çalıştırdığım zaman burada herhangi bir yazı göremeyeceğim. Bu da bizim or operatörümüzün bir özelliği. Bir de not operatörümüz var, onu da göstermek istiyorum. Burayı şöyle sileceğim. Şimdi burada 3 küçük müdür 4 şeklinde bir şey yapacağım. Ve karşımda evet yazısını ben göreceğimi biliyorum. Peki ben bunun başına eğer şöyle bir işlem koyarsam, böyle bir operatör koyarsam bakalım ne olacak? Şöyle yapacaktık. Bunlara parantez almamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz burada 3 küçüktür 4 bize true sonucunu verecek. Ancak biz başına not koyduğumuz için bunu false'a çevirecek. Eğer burası false olsaydı da burasını true'ya çevirecekti. Yani biz böyle bir şey yaptığımızda burada herhangi bir şey göremediğimizi görüyoruz. Çünkü bizim genel sonucumuz burada false olarak karşımıza çıkmış. Bu da bizim not operatörümüzün bir özelliği. Şimdi isterseniz biz diğer işlemlerimize bakmak için if else ve if else if else yapılarını görmeye başlayalım. Şimdi isterseniz if else yapılarına bakmaya başlayalım. Şimdi ben iki tane değişken oluşturacağım burada var a eşittir 10 şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra var b eşittir 20 şeklinde bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada biz bu iki değişkenin değerlerinin eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz. O yüzden if a eşit eşit b şeklinde bir şey söylüyorum. Ve a ile b eşitse eğer ben console.log diyeceğim ve burada ekrana daha doğrusu log'a eşit yazmaya çalışacağım. Ancak eğer bizim bu koşulum sağlanmazsa daha önceki program modellerinden biz zaten şunu biliyoruz. Biz bu koşulunu sağlanmazsa bir tane de else bloğu açabiliriz. Else bloğu sadece buradaki ifimiz sağlanmadığı zamanlarda çalışacak. Yani bu durumda da biz console.log diyeceğiz. Ve burada da eşit değil şeklinde bir şey yazacağız. Şimdi bakalım isterseniz buna. Ben ilk başta burada bir konsol açmak istiyorum. Ve daha sonra bunu yenilemek istiyorum dediğim zaman burada dikkat ederseniz eşit değil şeklinde bir şey geldi. Çünkü burada koşulum sağlanmadı. Bu sağlamadığı için de buradaki else bloğumuz çalışmış oldu. Ancak ben buradaki B değişkeni değerini eğer onu yaparsam burada eşit şeklinde bir şey gelecek. Yani bizim buradaki if bloğumuz çalışacak. Ancak bu sefer de else bloğumuz çalışmayacak. Zaten biz diğer dillerden bunların özelliklerini biliyoruz. Direkt aynı mantıkta burada da çalışıyorlar. Ve benim eğer bir tane değişkenim ya da bir tane durumum birden çok koşula bağlıysa ben bu durumda da if, else if ve else yapılarını kullanıyorum. Onun için de ben şöyle bir örnek yapacağım. Diyeceğim ki var işlem şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve işlem iki şeklinde bir şey söylüyorum. Şimdi ben burada işlemin 1, 2, 3 olma durumuna göre burada belli koşullara girmek istiyorum. Onun için şöyle bir şey diyeceğim ilk olarak. Eğer işlemimiz bizim birse şeklinde bir şey söyleyeceğim. Daha sonra burada console.log diyeceğim işlem bir şeklinde bir şey yazacağım. Ancak eğer işlemimiz 1 değilse biz diğer koşullarımızı yazmamız gerekiyor. Biz bunun için de else if yapılarını kullanıyoruz. Else yapıları ya da diğer e, anlamı taşıyor. O yüzden ben burada eğer işlemim 2 ise bu sefer de bu koşula girmek istiyorum. console.log diyeceğim. Daha sonra burada da işlem 2 şeklinde bir şey yazıyorum. Daha sonra else diyorum. işlem eşit eşit 3 şeklinde bir şey söyleyeceğim. Burada da konsol nokta log şeklinde bir şey söyleyeceğim. Burada da bu sefer işlem 3 şeklinde bir şey söylüyorum. Eğer bizim işlemlerimiz 1, 2, 3 dışında bir işlemse ben burada da bu sefer else durumuna girmek istiyorum. Yani buradaki koşullarım sağlanmadığı zaman biz oradaki el durumuna girmiş olacağız. Ben burada konsol nokta log diyeceğim ve burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçersiz işlem şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bakalım bizim bu kodumuz nasıl çalışacak? Ben bunu tekrardan çalıştırıyorum ve burada bizim işlemimiz 2 olduğu için işlem 2 durumuna girdik ve daha sonra bizim bloklarımız son ermiş oldu. Veya bunu 3 yapalım isterseniz. Burada da işlem 3'e girdik. Bunu 1 yapalım. Burada işlem 1'e girdik. Bunu şöyle 4 gibi bir şey yapalım isterseniz. 4 gibi bir şey yaptığımız zaman da buradaki hiçbir koşula girmediği için burada biz else durumuna girmiş olduk. İşte JavaScript'te if else yapıları ve else yapıları direkt diğer dillerde olduğu mantıkta bu şekilde çalışıyorlar. Şimdi başka bir konuya geçelim isterseniz. Biz buradaki işlemimizi aslında if else ve else yapılarıyla kurabiliriz. Ancak JavaScript'te C, C++ ve Java'da olduğu gibi switch case yapıları da bulunuyor. Şimdi onu göstermek istiyorum. Ben bunu şu şekilde sileceğim. Ve bir tane switch case yapısı e, oluşturmak istiyorum. Ben switch şeklinde bir şey söylüyorum ve içine işlemimi göndereceğim. Ve daha sonra ben burada bir tane blok açacağım. Şimdi bakalım bunun anlamı ne? Biz burada işlem şeklinde bir tane değişken tanımladık. Ve bu işlem değişkeninin değerinin 1, 2, 3 olma durumuna göre biz burada switch case yapılarına geleceğiz. Ve bizim burada işlemlerimiz, e, burada e, bloklarımız, case durumlarımız çalışmış olacak. Ben burada içine işlem gönderdim. Ve bu işlemin ben bir olma durumuna göre case1 şeklinde bir şey yazıyorum ve ben eğer işlem 1 ise bu case1 durumuna gireceğim ve ekrana console.log şeklinde bir şey yazacağım ve burada işlem 1 şeklinde bir şey söylüyorum daha sonra bizim switch case yapılarımızda diğer dillerde olduğu gibi break şeklinde bir şey kullanmamız gerekiyor bu break'in anlamı şu aslında bizim switch case'imizde beklenmedik durumlarımız oluşabilir ve eğer biz break kullanmazsak herhangi bir case'den sonra birey kullanmazsak diğer case'ler sağlanmasa bile o case'lere girebiliyoruz. O yüzden biz case tamamlandıktan sonra birek yaparsak bu case'den sonra hiçbir case'e girmeyeceğiz e, girmeyecektir bu kodumuz. Ben burada case 2 şeklinde bir şey söylüyorum bu sefer de. Yani işlemimizin iki olma durumunu söylüyorum. Burada da ekrana hatta şunları kopyalayayım isterseniz. Şunları şöyle içeriden yazalım daha güzel bir şekilde görünsün. Burada da işlem 2 şeklinde bir şey yapacağım ve yine birek şeklinde bir şey kullanacağım. Daha sonra case3 diyorum ve burada console.log diyeceğim. Hatta yine şuradan alalım isterseniz. Şöyle biraz içeriden yazıyorum bunları ve bu sefer de case3'ümüze girdik ve 1, 2, 3 olmama durumuna göre yani başka işlem olma durumuna göre de biz default yani bu durumlarda çalışacak yani if else if'lerindeki else, if else e karşılıklı default şeklinde bir şey yazıyoruz ve burada da konsola şöyle bir şey yazmak istiyorum console.log diyeceğim ve geçersiz işlem şeklinde bir şey söylüyorum. Buradan sonra birek kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Çünkü default bizim buradaki switch'imizin son işlemi olduğu için birek kullansak da kullanmasak da zaten bu switch case yapılarımız sona erecek. Bu diğer dillerde olduğu gibi burada da aynı mantıkta işliyor. Ben buradaki var işlem eşittir bir şeklinde bir şey yapıyorum. Ve böyle bir şey yaptığımızda dikkat ederseniz işlemimiz bir olduğu için buradaki switch yapımız direkt case 1'e girdi. Ekrana işlem bir şeklinde bir şey yazdık bu arada bunu işlem 3 yapacaktık. İşlem 1 şeklinde bir şey yaptık ve break diyerek de bu switch'imizi sona erdirmiş olduk. Veya burada ben 3 şeklinde bir şey yaparsam burada işlem 3 şeklinde bir şeyin geldiğini görebiliyorum. Veya ben burada 4 şeklinde bir şey yaparsam da burada hiçbir case'e girmediğimiz için karşımıza geçersiz işlem şeklinde bir şey gelmiş oldu. İşte bu da bizim switch case yapılarımız. Şimdi isterseniz JavaScript'te bir tane fonksiyon nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır bunları görmeye çalışalım. Şimdi JavaScript'te bir tane fonksiyon tanımlamak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yine bu script etiketlerinin arasına ben ilk başta function şeklinde bir şey yazıyorum. Bu bizim bir tane fonksiyon tanımlamak istediğimizi JavaScript'te söylüyor. Function yazdıktan sonra ben bir tane de selamla şeklinde ben fonksiyonumun ismini veriyorum. Ve daha sonra eğer içine ben herhangi bir değer göndereceksem burada bu parantezler arasında değerlerimi yazacağım. Yani parametrelerimi yazacağım. Ancak hiçbir şeye göndermeyeceksem burası boş kalacak. Ve daha sonra burada süslü parantezler yardımıyla ben bu fonksiyon bloğuma giriyorum. Ve benim burada fonksiyon bloğum sadece şöyle bir şey yapacak. Console.log şeklinde bir şey söyleyecek. Ve daha sonra merhaba nasılsın şeklinde bir şey ben log'a yazmak istiyorum. Biz burada fonksiyonumuzu tanımadık. Daha sonra bunu nasıl kullanacağız? Biz bu fonksiyonu tanımladıktan sonra bu aşağılarda bir yerlerde selamla şeklinde ben bu fonksiyonun ismini yazıyorum. Ve daha sonra içine herhangi bir değer göndereceksem yine aynı şekilde burada parantezlerin arasında ben bu değerlerimi göndermeye çalışacağım. Ancak benim şu anda fonksiyonum herhangi bir değer almadığı için ben buraya yine aynı şekilde hiçbir değer göndermiyorum. Ve daha sonra nokta virgülle ben burada bir tane fonksiyon çağrısı yapmış oluyorum. Yani burada böyle bir şey yaptığımız zaman gidecek fonksiyonun bloğunu bu şekilde çalıştıracak. Hemen bakalım isterseniz. Ben bunu yeniliyorum ve ekrana merhaba nasılsın şeklinde bir şey yazdığını biz görebiliyoruz. İstersek bu fonksiyonumuzu biz birkaç defa daha daha da çalıştırabiliriz. Selamla diyorum. Selamla diyeceğim. Bir tane daha yapalım isterseniz. Selamla diyelim ve bu fonksiyonumuzu bu şekilde çağırmış olalım. Böyle bir durumda da ekrana 4 defa merhaba nasılsın, merhaba nasılsın şeklinde bizim yazılarımızın yazıldığını biz görebiliyoruz. Yani fonksiyonumuzu bir defa çalıştırıyoruz. Daha sonra bu fonksiyonumuzu 4 defa ya da 10 defa istediğimiz kadar bu fonksiyonumuzu biz kullanabiliyoruz. Bunlar bizim fonksiyon tanımlamalarımızın JavaScript'te nasıl yapıldığıydı. Şimdi isterseniz bu fonksiyonumuza bir tane değer gönderelim. Yani bir tane biz buraya parametre gönderelim. Şurayı sileceğim. Ve ben fonksiyona bir tane parametre göndermek istiyorum. Bu parametremde benim isim şeklinde bir şey olacak. Dikkat ederseniz ben bunun başına var yazmadım. Çünkü javascriptte python'da olduğu gibi değişken tiplerimiz bizim dinamik olarak belirleniyorlar. O yüzden buraya herhangi bir var yazmak javascriptte gereksiz olarak görünüyor. O yüzden ben burada sadece parametremin ismini bu şekilde yazıyorum. Ben burada bir tane parametre buraya göndereceğim ve daha sonra buna göre de ben console.log ve burada merhaba şeklinde bir şey söylüyorum. Ve daha sonra gönderdiğim değeri de aynı şekilde burada ekrana, konsola yazmak istiyorum. Daha sonra ben bunu nasıl çağıracağım? Selamla diyeceğim ve bu sefer parantez içine ben hangi değeri göndermek istediğimi buraya bu şekilde yazıyorum. Ve buraya bu şekilde Murat yazdığım zaman buradaki ismin değeri Murat olacak ve ekrana merhaba Murat şeklinde bir şey yazılacak. Hatta bir defa daha bir fonksiyon çağrısı yapalım. Bu sefer de Ayşe şeklinde bir şey söyleyelim. Ayşe yaptığımız zaman da bu sefer buradaki ismin değeri Ayşe olacak ve bu sefer de ekrana merhaba Ayşe biz yazdırmış olacağız. Burada dikkat ederseniz merhaba Murat ve merhaba Ayşe şeklinde iki tane yazılım ben konsola yazıldığını görebiliyorum. Bu da bizim JavaScript'te nasıl parametre kullanacağımızdı. Şimdi de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ben bunu siliyorum. Ve bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Function toplama şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve ABC şeklinde bir şey söylüyorum. Yani bizim bu sefer fonksiyonumuz 3 tane değer alacak. Ve bu 3 tane değerim ben toplamlarını pardon bir print yazdım. E, ee, Console.log diyeceğim. Ve ben bunların değerlerini değerlerin toplamını ekrana yazmak istiyorum. Toplamları şeklinde bir şey söyleyeceğim. Şöyle artı diyelim isterseniz. Ve daha sonra burada A artı B artı C şeklinde bir şey söylüyorum. Ben burada 3 tane değer alacak bir tane fonksiyon yazdım. Ve daha sonra ben bunu toplama 3, 4, 5 şeklinde bunu bu şekilde yazmak, bunu bu şekilde çağırmak istiyorum. Ve daha sonra bunu çağırdığımız zaman da toplamları 12 şeklinde konsolumuza bir değerin yazıldığını biz görebiliyoruz. Bu da bizim JavaScript'te başka bir fonksiyonumuzdu. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Biliyorsunuz bizim diğer dillerimizde yani bütün program dillerimizde return şeklinde bir kavramımız var. Bu JavaScript'te de var. Return ne yapıyor? Return, fonksiyonun çağrıldığı yere içerden bir tane değer dönmemizi sağlıyor. Şimdi bunu görelim isterseniz. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Benim bu fonksiyonum yine aynı kalacak. Ancak ben burada konsola herhangi bir yazı yazdırmayacağım. Konsola yazı yazdırmayı bu fonksiyona değer alarak yapmak istiyorum. Onun için ben burada return a artı b artı c şeklinde bir tane değer dönmek istiyorum. Ben fonksiyonumu belli bir inputla, 3 tane inputla çağırdım. Daha sonra fonksiyonumuz belli bir işlem yaptı ve bu değerimizi bizim fonksiyonumuzun çağırdığı yere direkt olarak döndü. Yani buradaki fonksiyonumuz bizim bir output verdi ve ben bu outputu fonksiyonumu çağırdığım zaman direkt olarak yakalayabilirim. Ve yakaladığım outputu bir tane değişkine atayabilirim. Mesela ben burada var toplam şeklinde bir tane değişken oluşturacağım ve toplama fonksiyonundan dönen değeri ben buna atamak istiyorum. Biz bu toplama fonksiyonumuzu 3, 4, 5 değerlerle çağırdığımız için ve burada return a artı b artı c yaptığımız için aslında bu fonksiyonumuzun görevi bittikten sonra buraya 12 değeri geliyor gibi düşünebilirsiniz. Şöyle geri alacağım. Ve daha sonra ben bu aldığım değeri de console.log şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve burada toplamları artı toplam şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve ben bu şekilde ekrana değerimi yazmış olacağım. Dikkat ederseniz yine aynı şeyi yapmış olduk. Ancak burada return'ın kullanılmasının mantığı şu şekilde aslında. Biz burada console.log yapmıştık. Ancak return yaptık şimdi de? Ancak return birden çok fonksiyon kullanacağınız zaman ve her bir fonksiyon belli bir çıktı üretmek istediği zaman, çıktı üretmesi gerektiği zaman biz return'ümüzü kullanıyoruz. İşte bu da JavaScript'te bizim fonksiyonlarımızın değişik özellikleri. Şimdi isterseniz JavaScript'te güzel bir yöntem olan obje oluşturma yöntemini geçmeye başlayalım. Şimdi isterseniz e, JavaScript'teki objelere bakmaya başlayalım. JavaScript object based bir programlama dildir. Yani nesne tabanlı bir programlama dildir. Ancak sanılanın aksine JavaScript object oriented yani nesne yönelimli bir programlama dili değildir. Peki object based programlama ne anlama geliyor? Object based programlama bizim bu objelerden herhangi bir alt obje yani herhangi bir inheritance işlemi yapamayacağımızı e, söylemiş oluyor veya polimorfizm şeklinde işlemlerimizin olmadığını söylüyor. JavaScript bundan dolayı da object based bir programlama dedi. Peki biz JavaScript'te objelerimizi oluştururken bu objelerimizin ne gibi özellikleri oluyor? Biz bir objemizi oluşturduğumuz zaman objelerimizin hem özellikleri hem de bu obje üzerinde kullanabileceğimiz fonksiyonları veya metotları bulunuyor. Şimdi isterseniz JavaScript'te basit bir obje oluşturmaya çalışalım. Biz normalde bir tane değişken oluşturduğumuz zaman bu değişkenimiz sadece tam sayı, string, float gibi değerlere sahip olabiliyor. Ancak biz eğer obje oluşturursak bu objelerimize biz değişik özellikler ve değişik metotlar ekleyebiliriz ve daha sonra bu objelerimizi biz programlarımızda kullanabiliriz. Şimdi de bunu görmeye çalışacağız. Ben burayı siliyorum ve bir tane obje iterek olarak oluşturmak istiyorum. Ben diyeceğim ki var çalışan şeklinde bir tane objem olsun isteyeceğim ve ben obje oluşturmak istediğim için de buraya süslü parantez şeklinde bir şey açıyorum. Ve ben burada objemin bu bloğunun içine ben değişik özellikleri ve metotları ekleyeceğim. Mesela bizim çalışanlarımızın bir tane ismi olsun ve bu çalışanımızın ismi de Mustafa Murat şeklinde bir isme sahip olsun. Daha sonra diğer özelliğimizi tanımlamak için biz burada virgül bırakıyoruz ve alt satıra iniyoruz. Ben burada soy isim şeklinde bir şey söyleyeceğim. Soy isim, soy isim şeklinde bir tane özelliğimiz olsun. Ve daha sonra burada da coşkun şeklinde bir şey söylüyorum. Ve tekrar alt satıra ineceğim. Bu sefer de burada biz numara şeklinde bir tane özellik tanımlayalım. Ve bu numaramızla 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bir numaramız olsun. Daha sonra bu objemizin daha doğrusu bu çalışanımızın bildiği diller olsun. Ve bu dilleri de biz bir array olarak depolayalım. Ben diyorum ki bu çalışan PHP bilsin. Daha sonra Java bilsin. Daha sonra bir de C++ bilsin şeklinde bir şey söylüyorum. Ve bizim son özelliğimiz bu olacağı için de biz buraya herhangi bir virgül koymuyoruz. Biz şu anda bir tane obje tanımladık ve bu objemizin 4 tane özelliği var. Peki ben bu özellikteki değerlere nasıl erişeceğim? Onun için buraya geleceğim ve console.log şeklinde bir şey yapıyorum. Ve ben burada ilk başta objemin ismini söylüyorum. Ve objemin ismini söyledikten sonra da ben nokta diyerek bunların özelliklerine veya varsa metotlarına erişebilirim. Ben mesela objemin ismini şu şekilde ekrana yazmak istiyorum. Daha sonra console.log diyeceğim. Çalışan nokta numara diyelim isterseniz. Bu numaramızı da ekrana yazalım. Daha sonra konsol nokta log diyorum. Ve daha sonra çalışan nokta diller şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir şey yaptığım zaman bu objemin özelliklerini ekrana yazmış oluyorum. Ben burada tekrar F12 açacağım. Ve burada tekrar bunu yeniliyorum. Şimdi dikkat ederseniz karşımıza Mustafa Murat şeklinde bir şey geldi. Bu objemizin ismiydi. Daha sonra numaramız geldi. Ve daha sonra burada bizim bir tane ereğimiz geldi. Ve daha sonra buna baktığımız zaman bunun tipinin ben bir array olduğunu burada görebiliyorum. İşte biz bu şekilde objelerimizi oluşturabiliyoruz ve objelerimize özelliklerimizi kazandırabiliyoruz. Aynı şekilde bizim objelerimiz içinde birden çok objede bulunabilir. Onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapmak istiyorum. Mesela benim adres şeklinde bir tane özelliğim olsun. Ancak bu adres özelliği benim bir obje tipinde olsun obje tipinde olmasını istediğim için burada yine süs parantez açıyorum ve ben bu çalışan objemin içinde bir tane adres objesi oluşturmaya çalışıyorum. Mesela bunun da kendi içinde özellikleri cadde olsun isterseniz. Bu caddemiz Kabil şeklinde bir isme sahip olsun. Daha sonra bir de sokak ismi olsun. Sokak özelliği olsun. Bu da 1254. Şöyle yapalım. Sokak şeklinde bir şey olsun. Biz böyle bir şey yaptığımız zaman bu objemiz içinde bir tane daha obje oluşturmuş oluyoruz. Tabi burada bizim bir virgül koymamız lazım şu şekilde. Ve biz bu şekilde dediğim gibi obje içinde obje oluşturabiliyoruz. Mesela ben bunu nasıl erişeceğim? Atıyorum ben buradaki cadde değerine erişmek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Konsol diyeceğiz. Console.log diyorum. Çalışanın içindeki adres objesine erişmek istediğimi söylüyorum. İlk başta bunu bastıralım isterseniz. Şimdi buna baktığımız zaman bunun bir obje tipinde olduğunu görebiliyorum. Çünkü biz burada iç içe objeler oluşturduk. Ve bu objemiz içinde de bizim Kabil ve 1254. sokak şeklinde iki tane özelliğimiz bulunuyor. Onu da hemen bastırmak istiyorum. Ben çalışanın içindeki adresin içindeki caddeye ulaşmak istiyorum şeklinde şu şekilde bir şey söyleyebiliriz. Daha sonra console.log diyeceğim. Çalışan nokta adres diyorum. Ve nokta sokak şeklinde bir şey söylüyorum. Ve tekrar çalıştıracağım. Biz burada Kabil'i gördük ve 1254. Sokak şeklinde bunu görmüş olduk. Yani biz bir objenin içinde başka objeler de oluşturabiliyoruz. Şimdi ben bunu sileceğim. Buna şu anda ihtiyacımız kalmadı. Daha sonra şunları da siliyorum. Ve daha sonra ben bu objenin içinde bir tane fonksiyon oluşturmak istiyorum. Ben bu fonksiyonu nasıl oluşturabilirim? Onun için şuraya geleceğim ve diyeceğim ki ben isim bilgileri şeklinde bir tane fonksiyon yazmak istediğimi söyleyeceğim. Ancak bu sefer bu fonksiyonumuz normal bir string olmayacak. Bu sefer biz bunu function şeklinde buraya yazmak istiyoruz. Function diyeceğiz ve eğer bu fonksiyonumuz içine herhangi bir parametre alacaksa onu da buraya bu şekilde yazıyoruz. Bu garip bir notasyon ancak JavaScript'te bunları kullanarak siz objeleriniz içinde fonksiyonlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra bunu yaptığımız zaman da ben bu fonksiyonumu blue'nu açıyorum ve burada şöyle bir işlem yapmak isteyeceğim diyeceğim ki return diyeceğim. Yani bu fonksiyonumuz e, çağırdığımız ile bir tane değer dönsün şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ancak burada bu objemizin isim ve soyisim alanlarına erişmek istiyorum. Ben bunu yapmak için diğer dillerde olduğu gibi bu objemi vurgulamam gerekiyor. Onun için de ben this anahtar kelimesini kullanacağım. Ben diyeceğim ki burada ilk başta çalışan ismi şeklinde bir şey yazıyorum. Daha sonra bu objemin isim değerine erişmek istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. Onun için de ben this şeklinde bir şey kullanacağım. This burada bizim objemizin isim geliyor ve dikkat ederseniz nokta diyerek de biz bu isim, diller, numara, soy isme erişmiş oluyoruz. Ben this nokta isim diyeceğim. Şöyle çekmek istiyorum biraz. Daha sonra ya da şunu şöyle diyelim daha kısa görünsün. İsim diyeceğim. soy isim şeklinde bir şey söylüyorum. Bu sefer de objemin soy ismine ben erişmek istiyorum. Bu şekilde biz bir tane fonksiyon yazdık. Peki biz bu fonksiyonumuzu nasıl çağıracağız? Onu da şöyle çağıracağız. Console.log diyeceğiz. Ve daha sonra çalışan objesini ben bir tane fonksiyonu çağırmak istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. ben burada isim bilgileri şeklinde bir tane fonksiyonu bu şekilde çağıracağım. Eğer buradaki fonksiyonumuz bir tane parametre alsaydı biz buraya o parametrenin değerini buraya gönderecektik ve bu fonksiyonumuzu o şekilde çağıracaktık. Ben bunu tekrar yenilemek istiyorum. Yenilediğimiz zaman isim Mustafa Murat, soy isim Coşkun şeklinde bir bu fonksiyonumuzu çağırdığımızı burada görebiliyoruz. İşte bunlar bizim JavaScript'teki objelerimiz. Ancak bu objelerimizi farklı şekillerde oluşturabiliriz. Şimdi onu görelim isterseniz. Ben bunu şu şekilde sileceğim. Ve burada ben bir tane daha obje oluşturmaya çalışacağım. Ancak bunu şöyle oluşturacağım. Şimdi JavaScript'te var çalışan eşittir new object şeklinde bir şey yaptığımız zaman burada JavaScript new object şeklinde bir şey dediğimiz zaman bir tane obje oluşturmak istediğimizi burada ee, çalıştırıyor. Yani burada aslında çalışan şu anda bir obje ancak bu objenin içinde herhangi bir özellik veya herhangi bir metot bulunmuyor. Ben bunları böyle yaptıktan sonra kendim tek tek ekleyebilirim. Böyle bir yöntem var. İsterseniz şimdi onu yapalım biz. Biz diyeceğiz ki bu çalışanın bir tane ismi olsun bir tane isim özelliği olsun şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve bu ismi Mustafa Murat şeklinde ben burada belirliyorum. Daha sonra çalışanımızın bizim bir tane soy ismi olsun. Bu da aynı şekilde coşkun şeklinde olsun. Daha sonra bir tane daha bir şey yapalım. Bu sefer de bir tane fonksiyon tanımlayalım. Çalışanın bir tane fonksiyonu olsun istiyorum. Ve daha sonra burada eşittir function diyerek ben bir tane fonksiyon tanımlayacağım. Ve ben burada diyorum ki return isim bilgileri şeklinde bir şey söyleyeceğim. Artı this isim artı this soy isim şeklinde bir şey söylüyorum. Ve ben burada objeme bir tane fonksiyon eklemiş oluyorum. Daha sonra bu objemi oluşturdum. Ve ben buraya geliyorum. Konsol nokta log diyeceğim. Ve çalışan nokta isim şeklinde bir şey söyleyeceğim. Daha sonra konsol nokta log diyeceğim. Bu sefer yine aynı şekilde çalışan nokta soy isim şeklinde bir şey yapıyorum. Daha sonra konsol nokta log diyeceğim. Ve çalışan nokta isim bilgileri şeklinde ben burada fonksiyonumu aynı şekilde çağıracağım. Bu da bizim başka bir yöntemimiz. Tekrar çalıştıracağım. Çalıştırdığımız zaman Mustafa Murat Coşkun isim bilgileri Musa Murat Coşkun olarak karşımıza çıktı. Bu da bizim başka bir obje oluşturma yöntemimiz. Ancak burada dikkat ederseniz belli bir sıkıntı var. Biz burada mesela çalışan iki şekilde bir tane obje oluşturduğumuz zaman bunların değerlerini tek tek vermek zorunda kalıyoruz. Ancak biz JavaScript'teki constructor pattern'ı yani yapıcı fonksiyon desenini kullanarak e, biz bir daha ne hani constructor fonksiyonu yazabiliriz ve daha sonra bu fonksiyondan biz objelerimizi üretebiliriz. Şimdi onu görmeye çalışacağız. Ben buraya geleceğim. Şu şekilde geliyorum. Ve ben burada bir tane fonksiyon yazmaya çalışacağım. Bu da JavaScript'teki güzel bir yöntem. Ben bir tane function yazacağım. Ve çalışan şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve bu çalışanımız içine 3 tane değer alacak. Ne değeri alacak? İsim değeri alacak. Daha sonra soy isim değeri alacak. Daha sonra numara değeri alacak. Ve biz birazdan göndereceğimiz üç tane değerle burada istediğimiz kadar objeyi sadece tek bir fonksiyon kullanarak oluşturabiliriz. Ben diyeceğim ki benim bu fonksiyonun türetilen objelerim benim şu özelliğe sahip olsun şeklinde bir şey söyleyeceğim. O yüzden dis nokta isim şeklinde bir şey söylüyorum. Ve bu ismi ben burada gönderdim ismi bu şekilde eşitleyeceğim. Daha sonra dis nokta soy isim diyeceğim ve burada soy ismi yani yine ben buna eşitleyeceğim. Ve daha sonra dis nokta numara diyorum ve burada gönderdiğim numarayı ben bunu ekleyeceğim ve istersen ben bir tane daha fonksiyon yazabilirim. Bunu da şu şekilde yazabilirim. Bu sefer bilgileri göster olsun isterseniz. Bu şekilde bir tane fonksiyon yazmak istediğimi söylüyorum. Function diyeceğim. Ve yine aynı şekilde ben burada fonksiyonumu yazabilirim. Şöyle bir şey söylüyorum. Return isim şeklinde bir şey söyleyeceğim. Daha sonra şöyle boş bırakalım isterseniz. Şu anki İstediğimiz ismi ben buraya yazdırmak istiyorum. Daha sonra bir tane ters slash n kullanacağım. Bu ters slash n'i stringlerde gösterdiğimi bilmiyorum. Ancak ters slash n bizim bir alt satıra geçmemizi sağlayan bir tane karakterimiz. Ben bunun yanına soy isim şeklinde bir şey yazıyorum. Daha sonra this nokta soy isim diyeceğim. Artı diyeceğim. Yine yani ters slash n bırakmamız gerekiyor bir alt satıra geçmemiz için. Numara şeklinde bir şey söylüyorum ve bu sefer de dis nokta numara şeklinde bir şey söyleyeceğim ve ben bu şekilde bir tane fonksiyonu tanımlamış oluyorum. Peki ben buradan bir tane objeyi nasıl oluşturacağım? Mesela ben burada iki tane obje oluşturmak istiyorum. Diyeceğim ki var çalışan bir şeklinde bir şey söyleyeceğim ve çalışan bir buradaki fonksiyona göre bir tane obje üretsin şeklinde bir şey söylüyorum. O yüzden new çalışan şeklinde bir şey söyleyeceğim. Aslında buradaki çalışanımız, buradaki çalışan fonksiyonumuz bizim için bir tane Constructor ve bu Constructor sayesinde biz objemizi e, değişik şekillerde oluşturabiliriz. Mesela ben buradan New Çalışan diyeceğim, Mustafa Murat şeklinde bir tane isim veriyorum, daha sonra soy ismi Coşkun olacak, daha sonra numarası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak yine ve ben bu şekilde bir tane obje oluşturmuş oluyorum. Ve aynı şekilde ben farklı bir obje daha oluşturabilirim. Mesela ben var çalışan 2 diyorum. Burada new çalışan şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve burada da diğer çalışanımı ben oluşturmak istiyorum. Mehmet genç ol şeklinde. Ben burada bir tane çalışan oluşturacağım. Ve bunun numarası şu şekilde bir numara olsun. Ve bu şekilde iki tane obje oluşturmuş oldum. Ben burada istersen bu fonksiyona bağımlı kalarak 100 tane, 200 tane de obje oluşturabilirim ve sadece dikkat ederseniz tek bir fonksiyon oluşturuyoruz ve istediğimiz kadar e, bu fonksiyonun obje türetebiliyoruz. Aynı zamanda bunun adı da JavaScript'teki constructor pattern diye geçiyor. Şimdi ben bu objelerimi kullanmak istiyorum. Direkt şöyle kullanacağım. console.log diyeceğim ve çalışan birin bilgileri göster. Metodunu ben kullanmak istediğimi söylüyorum ve aynı şekilde alacağım şunları şöyle. Çalışan iki bilgileri göster şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç gelecek. İlk başta çalışan birin bilgileri göster fonksiyonu çalıştı. İsim Mustafa Murat Coşkun ve numarası 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak karşımıza çıktı. Ve diğer objemizin de ismi Mehmet, soy, soy ismi Gencol ve numarası 34, 556 şeklinde karşımıza çıktı. İşte JavaScript'te objelerimizi biz bu şekilde oluşturabiliyoruz. Daha sonra bu objelerimizi istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Şu anda JavaScript'in temel kısımları bitti. Şimdi isterseniz JavaScript'teki eventleri görmeye başlayalım. Şimdi JavaScript'teki eventleri görmeye çalışacağız. Ee, eventler HTML sayfalarındaki herhangi bir elementin içinde direkt ateşlenebilen değişik olaylardır. Ve bu olaylar sayesinde de biz JavaScript'te belli kodlarımızı çalıştırabiliriz. Biz bu bölümde bunu görmeye çalışacağız. tabi JavaScript'te birçok event bulunuyor. Siz bunlara ihtiyacınız olduğu zaman direkt w 3 schoolsdan direkt bunlara bakabilirsiniz ve bu event'lerinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben burada sadece bir event nasıl ateşlenir, nasıl bir fonksiyon yönlendirilir bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi dikkat ederseniz bizim burada bir tane butonumuz bulunuyor ve bu butonumuza tıklandığı zaman herhangi bir işlem yapamıyoruz. Ancak ben bu butona tıklandığında şeklinde bir tane event yazmak istiyorum. Peki ben bunu nereye yazacağım? Ben bunu direkt bu elementimin yanına yazacağım. Ve burada butonumuzun tıklanma eventi de on click eventi. Yani butona tıklandığı zaman ben burada bir tane fonksiyonun çalışmasını istiyorum. Bunun için şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben birazdan bir tane fonksiyon yazacağım ve bu fonksiyonumuzun ismi tıkla şeklinde bir ismi sahip olacak. Ben burada tıkla şeklinde bir tane fonksiyonu bu butona tıklandığı zaman çalıştır şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve ben bu fonksiyonu nerede yazacağım? Bu fonksiyonu burada JavaScript'imde yazacağım. Ben burada diyorum ki function tıkla şeklinde bir tane fonksiyon yazacağım. Ve bu fonksiyon sadece şöyle bir şey yapacak. Bir tane alertle bir tane uyarı yazısı çıkaracak ve şöyle bir şey söyleyecek. Butona tıklandı şeklinde bir şey söyleyecek. Bakalım bu nasıl çalışacak? tekrar sayfamı yeniliyorum ve tıklaya bastığımız zaman butona tıklandığı şeklinde bir tane alertimizin çalıştığını görebiliyoruz. Burada butonumuza biz on klik şeklinde bir tane event kazandırdık. Yani butona tıklandığında sen bu fonksiyonu çalıştır dedik. Daha sonra bu fonksiyonumuz çalıştı ve direkt bir tane alertimiz burada karşımıza çıktı. İşte biz JavaScript'te eventlerimizi bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Biz HTML sayfalarındaki elementlerimize eventler kazandırıyoruz. Daha sonra bu eventler olduğu zaman bir tane fonksiyonun çalışmasını biz burada söylüyoruz. Peki ben burada butona tıklandığı zaman bu butonun içeriğini nasıl değiştirebilirim? Onun için ben burada bu sefer fonksiyonumu kullanmayacağım. Ve ben burada bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bizim JavaScript'te inner HTML şeklinde bir tane özelliğimiz var ve bu inner HTML o elementin içeriğini değiştirmemizi sağlıyor. Ve ben bu butona tıklandığı zaman bu butonun özelliğini, özelliğini değiştirmek istediğim için ben burada JavaScript'teki disi kullanabilirim. Yani şu anda diyoruz ki biz bu butonun inner html'ini yani bu butonun içeriğini değiştir şeklinde bir şey söylüyoruz. Ve burada yeni içeriğimizi biz eşittir ile yazabiliriz. Tabi bunun bir string olması için burada tek tırnak kullanmamız gerekiyor. Ben burada şöyle bir şey söyleyeceğim butona şöyle yapalım isterseniz biraz. Butona tıklandı şeklinde bir şey söylüyorum. Ve bu buton tıklandığı zaman buradaki inner HTML'imiz yani içeriğimiz değişmiş olacak. Ben bunu tekrar çalıştıracağım. Ve tıkla diyorum. Burada butona tıklandı şeklinde içeriğimiz değişmiş oldu. This.inner.html diyerek de o HTML etiketinin üzerinde biz işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bir de şöyle bir işlemimiz var. Ben burada bunu siliyorum. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben diyeceğim ki bir tane on klik olduğuna tıkla şeklinde bir tane fonksiyon çalıştıracağım. Zaten biz bunu deminden yapmıştık. Ancak ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben tıkla fonksiyonuna bu butonun elementini, bu butonun id'sini göndermek istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bunun için biz diz şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Yani tıkla fonksiyonumuzu çalıştırdığımız zaman biz burada butonumuzun tüm içeriğini aslında gönderiyoruz. Ve biz bu butonumuz üzerinde JavaScript fonksiyonları olarak işlemler yapabiliriz. Ben burada tıkla fonksiyonuma disi gönderdim. Yani butonumu gönderdim şu anda. Ve ben burada artık tıkla fonksiyonumu yazabilirim. Tıkla diyeceğim. Ve ben burada butonumu gönderdiğim için buna element şeklinde bir isim vereceğim. Yani artık bizim bu elementimiz burada butonumuzu gönderdiğimiz için Burada elementimiz buradaki butonun tüm özelliklerine sahip olacak. Ve daha sonra ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu elementimizin inner HTML'ini ben değiştirmek istiyorum şeklinde bir şey söylüyorum. Butona tıklandı diyeceğim. Ve ben bu butonumun inner HTML'ini yani içeriğini değiştirmek istediğimi söylüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tıkla diyoruz butona tıklandı şeklinde bir şey geliyor. Aslında deminden yaptığımız yöntemle direkt olarak aynı. Ancak biz burada biraz daha düzenli bir şekilde yazmış oluyoruz. Ve bu şekilde bir kullanım da mümkün. Şimdi de şöyle bir şey yapacağız. Ben buradaki butonumdaki on kliği şöyle silmek istiyorum. Bunu da şöyle sileceğim. Ve ben burada bu div class container'ın içine bir tane paragraf yazmak istiyorum. Ve benim bu paragrafımın bir tane id'si olacak ve ailesi burada para bir şeklinde olacak ve daha sonra ben burada paragraf bir şeklinde bu paragrafıma bir tane içerik vereceğim. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapacağız. İsterseniz ilk başta bakalım paragraf birimiz burada, butonumuz da burada ve biz butonumuza bastığımız zaman bir tane fonksiyonun çalışmasını istiyoruz. O yüzden ben burada renk değiştir şeklinde bir tane fonksiyon yazacağım ve daha sonra buraya geleceğim function renk değiştir şeklinde ben bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Şimdi ben bu butona tıklandığı zaman bu renk değiştir'i çalıştıracağım. Ve bu renk değiştir'in içinde ben id'si para 1 olanı seçmek istiyorum şeklinde bir şey söylemem gerekiyor. Yani ben HTML sayfamın içindeki bir element'i seçmek istiyorum. Ben bunun için ne yapacağım? Bunun için seçtiğim element'i atamak için ben bir tane element oluşturacağım. Yani bir tane değişken oluşturacağım. Ve bu döküman üzerinde, bu HTML döküman üzerinde ben ID'si para 1 olanı seçmek istiyorum şeklinde bir şey söylemem gerekiyor. Onun için document getElementById şeklinde ben bir tane metodumu kullanacağım. Buradaki getElementById ID'ye göre bizim elementlerimizi seçmemizi sağlıyor. Ve ben burada para 1 şeklinde bir şey söylersem para 1 olan elementi seç şeklinde bir şey söylemiş oluyorum. Ve benim buradaki Elementim seçildiği zaman da buradaki elementim bu elementin tüm özelliklerine sahip olmuş olacak. Ve ben buradaki paragraf birimin yazı rengini nasıl değiştireceğim? Ben diyeceğim ki elementimin style'ını, yani stilini değiştirmek istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve bu style içindeki ben color'ı değiştirmek istiyorum, color özelliğini değiştirmek istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve burada bizim color'ımız dikkat ederseniz siyah, ben burada bu color'ı red yapmak istiyorum. Böyle bir şey yaptığımız zaman bizim buradaki paragraf birimizi seçtik, daha sonra bu paragraf birimizin style'ının color'ını değiştirdik ve bizim buradaki yazı rengimiz değişmiş olacak. Buna da bakalım isterseniz. Tıkla diyorum ve bizim buradaki yazı rengimizin biz değiştiğini görebiliyoruz. Bu document.getElementById do, document gibi daha birçok e, fonksiyonumuz var. Bunları da siz buradan bakabilirsiniz. Mesela biz burada get element by class name şeklinde bir şey kullanırsak, burada da class name'lere göre biz elementlerimizi seçmek istediğimizi söylemiş oluyoruz. Ancak bu yine bu şekilde durabilir. Başka ne yapabiliriz? Başka isterseniz iki tane daha event yazalım. Hep on klik yapmayalım. O eventlerde şöyle yapmak istiyorum. Şimdi şunları sileceğim. On click'i de sileceğim. Ve ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben burada iki tane event tanımlayacağım. Bu eventlerden bir tanesi on mouse over. Bu on mouse eventi bizim bu paragrafımızın daha doğrusu bu butonumuzun üzerine şu şekilde geldiğimiz zaman tam olarak geldiğimiz zaman bu on mouse eventi ateşleniyor ve biz burada bir tane fonksiyonumuzu çalıştırabiliriz. Ve burada butondan da uzaklaşınca yani üzerinde mouse'umuzu çekince de on mouse eventi ateşleniyor on mouse out eventi pardon ateşleniyor ve biz bu şekilde fonksiyonlarımızı yazabiliriz. Mesela ben burada on mouse eventi on mouse over eventi olduğunda mouse over şeklinde ben burada bir tane fonksiyonun ateşlenmesini istiyorum. Daha sonra on mouse out olduğunda yani buradaki mouse'umuz o elementten dışarı çıktığında ben burada mouse out şeklinde bir tane fonksiyonun ateşlenmesini istiyorum. Şimdi bu fonksiyonlarımızı yazacağız. İlk başta function mouse over şeklinde ben bir tane fonksiyon yazacağım. Ve buradaki imlecimiz bizim bu butona geldiği zaman ben bu paragraf 1'in içeriğini değiştirmek istiyorum. Bunu yenileyelim isterseniz ilk başta paragraf 1'imiz şu şekilde karşımıza çıktı. Ve bizim buradaki paragraf 1'imizi tekrar seçmemiz gerekiyor. Onun için ben burada var element document.gets element by id diyeceğim ve buradaki para birimi yine aynı şekilde seçeceğim. Ve bu para birimi seçtikten sonra da ben bu para birinin içeriğini değiştirmek istiyorum. Diyeceğim ki element nokta html şeklinde bir şey söylüyorum. Ben bunun içeriğini değiştirmek istiyorum. Mesela ne diyelim? Mouse over efekti şeklinde bir şey söyleyelim. İşte bu kadar. Bizim buradaki imlecimiz buraya geldiğinde mouse over tetiklenecek. Daha sonra o tetiklendiği zaman da buradaki fonksiyonumuz çalışacak ve biz buradaki paragraf birimizin içeriğini değiştirmiş olacağız. Bakalım isterseniz mouse out yazmadan önce. Ben şimdi burada imlecimi buraya geliyorum. Ve buraya geldiğim zaman imlecim artık buton üzerinde olduğu için mouse over efekti şeklinde yazımız değişmiş oldu. İşte bu bizim on mouse over efektimiz. Şimdi diğer efektimizi yazalım isterseniz. Function diyeceğim. Mouse out şeklinde ben bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Ve bu sefer de buradaki işlemi tekrarlayacağım. element.innerHTML diyorum ve burada mouse out efekti şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bu sefer de biz paragraf 1'imizin içeriğini mouse out efekti olarak değiştirmiş olduk. Ben buraya geliyorum. İlk başta paragraf 1 olarak başladı ve buraya geleceğim. Mouse over çalıştı. Bir giderken de bu sefer mouse out çalışmış oldu. İşte bunlar bizim JavaScript'teki eventlerimiz ve bu şekilde birçok event bulunuyor. Zaten siz bunları JavaScript'te ilerleyecekseniz bunları oldukça fazla kullanacaksınız. Şimdi de son bölümümüz olan form doğrulama işlemlerini görmeye çalışalım. Evet şimdi de son olarak JavaScript'te form doğrulama işlemleri nasıl yapılır bunları görmeye çalışacağız. Şimdi burada bizim bir tane formumuz var. Bu formumuzda bir tane input alanımız var. Bu input alanımızla eğer bu input alanını boş bırakırsa e, şeklinde bir doğrulama yapmaya çalışacağız. Buradaki gönder nokta php bizim actionımız yani bu formu eğer biz gönderirsek yani submit'e basarsak biz gönder nokta php şeklinde bir tane dosyamız çalışacak. Ancak php dosyamızı şu anda göstermek istemiyorum. Ben şurada sadece biz buradaki formu doğrulamaya çalışacağız. Yani buradaki formu nasıl doğrularız onu öğrenmeye çalışacağız. Burada bizim metodumuz post gönder.php şeklinde burada herhangi bir PHP dosyası yazdım. Bu PHP dosyamız bizim bulunmuyor ve buradaki name'imiz form1 şeklinde bir isme sahip. Şimdi bizim burada bu formu doğrulamamız için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz buradaki bizim butonumuz submit şeklinde bir buton ve type'ı submit olduğu zaman buna bastığımız zaman bizim gönder.php şeklinde bir yere yönlenmiş olacak. Ancak şu anda gönder.php olmadığı için butonumuz şu anda sadece doğrulama işlemini biz burada yapmaya çalışacağız ve butonumuz butonumuza basıldığı zaman da aslında bu formdaki bir tane event tetikleniyor. Ve bu eventimiz de bizim on submit şeklinde bir tane eventimiz. Şimdi bu on submit eventi şöyle çalışacak. Bu on submit de eğer burası return false şeklinde bir şey olursa bu on submit diğer sayfaya yönlenmeyecek. Yani biz bu formu diğer sayfaya yönlendirmemiş olacağız. Ancak ve ancak eğer burası return true şeklinde bir şey gelirse biz diğer sayfaya yönleneceğiz. Yani formumuz başarılı bir şekilde diğer sayfaya yönlenmiş olacağız. E, olacak. Ancak biz burada bir tane doğrulama şeklinde bir tane fonksiyon yazmamız gerekiyor ve bu fonksiyonumuz eğer bizim false dönerse burası false olacak. Eğer fonksiyonumuz true değer dönerse burası true şeklinde bir değere sahip olacak. O yüzden ben burada return doğrula şeklinde. Ben burada bir tane fonksiyon yazmaya çalışacağım ve bu fonksiyondan eğer false şeklinde bir tane değer dönerse burası false olacak. Yani return false olacak ve bu e, submit işlemimiz gerçekleşmeyecek. Yani biz burada bunu kontrol altına almış olacağız. Ancak ve ancak burası true gelirse bizim diğer sayfaya biz yönlenmiş olacağız. Bunu yapmaya çalışacağız şimdi. Şimdi ben buraya geleceğim ve function yazmak istiyorum bir tane. Bu function'ımız ne olacak? Doğrula şeklinde bir tane fonksiyonumuz olacak. Şimdi ben burada ilk başta bu HTML dokümanındaki forma erişmem gerekiyor. Ve bu forma erişmek için de ben buradaki formun name özelliğini kullanmaya çalışacağım. Yani ben ilk başta var form şeklinde bir tane değişken oluşturacağım. Ve buradaki formu seçmek istiyorum. Şimdi benim buradaki dökümanımda birden çok form olabilir. O yüzden ben sadece buradaki form 1'e sahip formu almak istediğimi söylemem gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. document.forms şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Bu document.forms buradaki sayfamızda kaç tane form varsa varsa bunu elde edecek. Ancak ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben sadece name'i form 1 olan formu almak istediğimi burada söyleyeceğim. Yani ben böyle bir şey yaptığımda aslında bu formun tüm özelliklerine erişmiş oluyorum. Ve bu formumuzun içinde dikkat ederseniz bir tane input alanımız var. Ve bu input alanımızın da bizim ismi yani name özelliği isim şeklinde bir özellik ve benim de şimdi bunu almam gerekiyor. Ve bunu da ben form üzerinden, bu form değişkeni üzerinden almaya çalışacağım. Diyeceğim ki var değer diyeceğim. eşittir diyeceğim. Daha sonra bu formun içindeki Name'i, isim olanı ben almak istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. Onu da biz şu şekilde yapabiliriz. İsim diyeceğiz. Ve biz bu sefer ne almış oluyoruz? Bu input alanını almış oluyoruz. Ve bu input alanın içindeki değeri de almak için biz nokta text şeklinde bir şey kullanacağız. Biz böyle bir şey yaptığımız zaman buradaki isim alanına yazılan herhangi bir değer direkt buradaki değerimize eşit olacak. Şimdi de artık şöyle bir şey yapacağız. Eğer bu değerimiz boşsa şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Onun için ne dememiz gerekiyor bizim? if dememiz gerekiyor. Ve buradaki değerimiz eğer bizim boşsa şeklinde bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada boş string bunu kontrol etmek istiyorum. Ve böyle bir durumda biz bir tane uyarı yazısı yazmaya çalışacağız. Ve bunu da ben şöyle yazmak istiyorum. Alert diyeceğim. İsim alanı boş bırakılamaz şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bu uyarı yazımızı yazdık. Ancak burada bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bizim bu formumuzun submit edilmemesi için burada return doğrula yapmıştık ve doğrulanın burada bu durumda false değer dönmesi gerekiyor. Yani bu if durumuna girdiğimiz zaman biz return false diyeceğiz ve return false dedikten sonra da bizim fonksiyonumuz son ermiş olacak. Ancak eğer biz bu if durumuna girmezsek yani bizim bu değerimiz boş değilse biz burada ne yapacağız? Direkt return true şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Biz burada eğer bizim false alanımız false return false yapıyoruz. Yani burası artık bizim false oluyor. Ve burası return false durumuna geldiği için de bizim bu formumuz sabitlenmemiş oluyor. Ancak burada return true dönersek biz burası return true olacak ve bizim formumuz diğer sayfaya yönlenmiş olacak. Biz bu şekilde formlarımıza erişebiliyoruz ve formlarımızı kontrol altına almış oluyoruz. Bakalım istersen son olarak. Şimdi ben burada ilk başta Burayı boş bırakmayacağım ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Murat şeklinde bir şey söylüyorum ve gönder diyeceğim. Şimdi Murat şeklinde bir şey dediğimiz zaman buradaki değerimiz bizim boş string olmadı. Yani Murata eşit olduğu için bu if durumuna gelmiyoruz. Buraya return true'ya geliyoruz. Return true yaptığımız için de artık buradaki işlemimiz bizim return true oluyor ve biz bir sonraki sayfaya başarılı bir şekilde submit yapmış oluyoruz. Ancak eğer buradaki alanımız bizim boş olursa gönder diyeceğiz. Burada yanlış bir şey yaptık galiba. Burada nokta virgül unutmuş olabiliriz. Bakalım tekrardan. Burada ne hatası yaptık? Bakalım. forma eriştik. Daha sonra formun içindeki isme eriştik. Daha sonra burada value yapmamız gerekiyordu. Kusura bakmayın bunu yanlış yazmışım. text yazmışım. value yapmamız gerekiyordu. Yani o anki değeri almamız gerekiyordu. Tekrar bakalım isterseniz. Gönder diyeceğim. Ve burada isim alanı boş bırakılamaz şeklinde bir şey yazdı. Çünkü bizim burada değerimiz boş bir string oldu ve biz return false dönmüş olduk. Ve bunu ok'e okay bastığım zaman benim formumun ben gönderilmediğini görüyorum. Çünkü on submit'te return false diye bir şey geldiği zaman bu işlemimiz yani bu formumuz submit edilmeyecek. Ancak tekrardan şunu denemek istiyorum ben. Gönder diyeceğim ve şu anda formumuz return true döndüğümüz için başarılı bir şekilde submit edildi. Tekrar şunu yapalım ve dersimizi bitirelim isterseniz. İsim alanı boş bırakılamaz ve formumuz olduğu sayfada kalmış oldu. İşte bizim JavaScript'teki form doğrulama işlemlerimiz bu şekilde olabiliyor. Gerçekten oldukça yorucu bir dersi benim için. Çünkü baştan sona doğru bu JavaScript'ı anlatmak çok yorucuydu ancak çok keyifliydi. Ee, JavaScript'teki birçok e, özelliği öğrenmiş olduk. Siz de bundan sonra JavaScript öğrenmeye devam edebilirsiniz. JavaScript'teki birçok eventi, birçok form doğrulama işlemini öğrenmeye devam edebilirsiniz. Ve JavaScript'te e, kariyer peşinde koşabilirsiniz belki de. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, gerçekten çok uzun oldu herhalde video. E, bakalım bunları renderladığım zaman göreceğim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, İyi günler diliyorum. mm -hmm.